hız ya da başka bir de işte, zamandan tasarruf, üretkenliğin, yeni yatırımların önünü açan milletimize kazandırdığımız en önemli şeylerden bir tanesidir. Tüm yol ağında hareket eden, trafiğin yüzde seksen üçüne hizmet veren bölünmüş yollarda ortalama hızı 40 kilometreden alıp 90 kilometrenin üzerine çıkardık. Böylece yıllık tam 7 milyar saati vatandaşlarımıza kazandırdık. Yolların işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde yıllık tam 5 milyon ton emisyon azaltımı sağladık. Karayolu yatırımlarımız sayesinde iş gücü, akaryakıt ve diğer tasarrufların ülke ekonomisine sağladığı fayda yıllık tam 22,5 milyar dolardır değerli arkadaşlar. Yatırımlarımızla insanımızın hayatına dokunurken ülkemizin stratejik öneminin geri olan güçlü yol altyapısı ile Doğu Batı koridorları üzerinden Asya'dan Avrupa'ya, Kuzey Güney koridorlarımızla da Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya ulaşıyor ve ulaştırıyoruz. 8524 kilometrelik Doğu Batı akslarının yüzde 91'ini, 12.146 kilometrelik 18 adet kuzey-güney aksının yüzde 89'luk bölümünü tamamladık. Orta koridorun çok önemli bir ayağını teşkil ederek ülkemizin lojistik hareketinden alacağı payı oldukça artırdık. Tüm ulaşım hizmetlerini kat be kat artıran politikalar ve faaliyetlerle dünyada en hızlı gelişen ülkelerden bir haline geldik. Yap işlet devlet gibi finansal modellerle özel sektör dinamini işin içine katarak yatırım maliyeti büyük projeler olan otoyol ağlarını çok daha kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Otoyol ağımızı 3633 kilometreye ulaştırdık. Yap işlet devlet sistemiyle yapınla başlanan projelerden İstanbul İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü sayesinde Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini otoyol ağlığıyla birbirine bağladık. Seyahat süresini 8,5 saatten 3,5 saate düşürdük. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bölgesel trafik ile şehirler arası ve uluslararası trafiği ayırarak ulaşımdaki hizmet kalitesini ve güvenliğini artırdık. Yüksek trafik hacmine maruz kalan TEM otoyolu ve D100 karayolunu hızlı ve güvenli bir ulaşım alternatifi haline getirdik. İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşımı kolaylaştırdık. Malkara Çanakkale otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde yeni bir alternatif oluşturduk. Böylece İstanbul'un Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükünü de hafifletmiş olduk. Taşımacılıkta harcanan zamanı ve maliyetleri düşürdük. Dış ticaretin etkinliğini artırdık. İthalat ve ihracatımızdaki zaman maliyetini oldukça azalttık. Ankara-Niğde Otoyolu Kapıkule Şanlıurfa arasındaki otoyol sürekliliğini sağlarken Menemen-Aliğa-Çandarlı otoyolu ile yüksek standartlı ulaşımı tesis ettik. Marmara ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayacak Aydın-Denizli otoyolundaki yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Aydın-Denizli otoyolunun devamına Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarını planladık. Bu otoyolların da tamamlanmasıyla 580 kilometrelik devlet yoluyla 6 ile 7 saat süren İzmir Antalya arasındaki seyahat 440 kilometreye ve seyahat süresi de 3 saatlik bir seyahate erişecektir. Yapım çalışmalarının devam ettiği bir diğer yatırımımız Kuzey Marmara yolu'nun Başakşehir, Bahçeşehir, Hadımköy kesimi ve sazlıdere köprüsü'nün tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu hassal Kavşağı ile birbirine entegre olarak İstanbul'un doğu-batı aksındaki mevcut ulaşım koridorlarına yüksek kapasiteli yeni bir alternatif güzelce oluşturuyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, 20 yıl gibi kısa bir sürede 100 yıllık altyapı ihtiyacını büyük ölçüde tamamladık. Doğu-batı ayırt sizin ülkemizin her köşesinde dev yatırımları planladık inşa ettik ve milletimize sunduk. Afyon Karahisar Şuhut Yolu, Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattı, Tokat Havalimanı, Artvin Yeni Yusufeli yolları, Batman Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yolları, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, Kocaeli Kandıra Kancarca Yolu, Zonguldak Kilimli Yolu, Profesör Doktor Şaban Teoman Durali Tünelleri, Ağrı Hamur Tutak Patnos Yolu, Horasan Karakurt Yolu, Malatya Hekiman Yolu, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Gaziantep Gaziray, Bilecik Girişi Köprülü Kavşakları, İyidere İkizdere Yolu ve Tünelleri, Rize Artvin Havalimanı, Malatya Çevre Yolu bunlar sadece son bir yılda açıklarımızın bazıları. Kıymetli kardeşlerim, ve hepsinde sizlerin alın teri var bu projelerin. Milletimize sunduğumuz aydınlık geleceğin anahtarı işte bu eserlerimizde gizlidir. Tabii yetinmedik. Katılımcı bir yaklaşımla önümüzdeki 30 yılın yatırımlarını bir bir planladık. 2053'e kadar hayata geçireceğimiz pek çok otoyol projesiyle toplam otoyol uzunluğunu tam 8.325 kilometreye. Bölünmüş yol ağımızı 38 bin kilometrenin de üzerine hep birlikte çıkaracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye yüzyılı vizyonunu yatırımlarımızla hayata geçiriyoruz. Bunca çalışma ve tecrübe mühendislik çalışmalarını da dünya çapında bir seviyeye yükseltmiştir. Bu sayede dağları yollarımızın önünde birer engel olmaktan çıkardık. Tünel yapımında adeta çığır açtık. Özellikle sahil keçimlerini iç kesimlere bağlayan yol akslarımızda tünel projeleri sayesinde hizmet seviyesini önemli ölçüde artırmış olduk. Rize Erzurum aksında 14 kilometrelik Ovid tünelinin ardından İspir Rize il sınırı yolunu da kapsamındaki 3 tünelle trafiği açarak ulaşımı mevsim şartlarına bağlı olmaktan çıkardık. Önümüzdeki günlerde de bu kez Trabzon Erzurum aksında dünyanın en uzun 3. çift tüplü Karayolu tüneli olan Zigana tünelini hep birlikte hizmete açacağız. Zigana tüneli asırlardır önemli bir ticaret yolu olarak Uzak Asya ve İran üzerinden Trabzon'a ulaşan güzergah vurulan bir mühür olacaktır.